Linet'ten Nilüfer'e, Volkan Konak'tan Zinet Salih'e kadar pek çok ünlünün sahne aldığı Kıbrıs'tayız bir kez daha. İşte bayram tatili ve sonrasında yavru vatanda yaşananlar. Volkan Konak'tan Zinet Salih'e, Linet'ten Nilüfer'e, Kıbrıs'ta yaşanan bayram coşkusu. Ve çok özel röportajlar Magazin 8'de. Çok yetenekli buluyorlar beni. Ölü olacaktım. İşte bu tatilciler Kıbrıs'ta bayram tatilinde suya ayağını ilk sokanlardan. Şöyle bir ayakla su sıcaklığı kontrolü yapıldıktan sonra tatilciler Kıbrıs'ın buz gibi denizinde serinledi. Bu ufaklıksa oyuncak telaşında. Çocukluk işte. Hem denize gireyim hem de oyuncaklarımdan ayrı düşmeyeyim derdi yaşıyor. Keşke dertlerimiz hep çocukluğumuzdaki gibi kalsa. Bir de yetişkin derdi var ki sormayın. Çiçek desenli, boyundan askılı elbisesi, pırlanta küpeleri, damla gözlükleri, açık saçları, beyaz parmak arası terlikleriyle yavru vatan Kıbrıs'taydı Linet. Arada sırada aklıma geliyor, geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor. Havalar ısınmış ve keyfi ikiye katlanmış. İstanbul'u ve yurdun çeşitli illerini sağanak yağış etkisi altına almıştı bayramın ilk günlerinde. Sıcaklar geldi, hele şükür sıcağı hissettik. Hem de en sıcağından. Yazın havayı daha ısıtacak olansa Linet'in 8 şarkılık remix albümü. Hem bilinen parçalar hem de yurt dışından bildiğimiz güzel parçalar. Rihanna'nın Diamonds'ları var, Bulgarca Tekalalli var, İncir var, Ah Yalan Dünya var. Var oğlu var, bayağı 8 parçadan oluşan çok güzel bir albüm oluştu. Remix albümünde yer alan Tekalalli isimli şarkıysa Linet'in favorisiymiş. Bu şarkı zaten sallamış bir şarkı. Salladı. Ama... Sizin sesinizden bu sene. İnşallah. Ha? Tekalalli zaman o saçım katu. Plajlar bu şarkıyla sallanacak. Sallansın tekrar. Artık ya. Dizi ve sinema filmlerinde oyunculuk için zaman zaman teklifler aldığını, ancak bu işe zaman ayıramadığını da söyledi Linet. Dizi, sinema düşündünüz mü? Böyle oyunculuğa merakınız var mı? Hayır. Sitcom, işte ne bileyim, komedi çok yapmak isterim ama böyle bir zamanım yok. Ancak kısa dönemli bir proje olursa, hani böyle uzun değil de, yapmak isterim. Linet'in Paris'te yaşayan Fransız sevgilisi Laurent Salmanoviç'e geliyor söz. Bir dargın, bir barışıklar malumunuz. Aşk güzel bir şey, yaşanmalı. Ama bu kadar sıcakta değil canım. Aa, beyefendiyle aranızda problem mi çıktı? Yine. Yok, hiçbir şey yok. İyi değil mi? İyi. Biliyorsunuz o yurt dışında olduğu evet, için böyle arada şeylerimiz var. Ben yurt dışındaydım geçen hafta. İsrail'de ailemi görmeye gittim. O arada da bana sürpriz yaptı. 2 günlüğü daha olsa beni görmeye geldi. Yine Paris'e döndü. Ben yine Türkiye'de çalışıyorum. Gündüz sahil kenarında enerji depolayan Linet, aynı günün akşamında Kıbrıslı tatilciler için en güzel şarkılarını seslendirdi. Ne yaptıysan yaptın, kal gel. Affeder elbette. Uzun, taşlarla işlemeli elbisesi, koca taşlı küpeleri ve derli toplu güzel saçlarıyla gözlere, eşsiz sesiyle de kulaklara hitap etti Linet. Güçlü orkestrası, eşsiz repertuarı ve bol bol enerji saçan halleriyle Volkan Konak da Kıbrıs'ta sahnedeydi. Hem ruhen hem de kostüm olarak rahattı ünlü şarkıcı. Şarkıların çoğunu bildiğiniz şarkılar. Hiç böyle kırıp dökmeden, kimsenin duygularla oynamadan, kimsenin emeği üzerine basmadan berrak bir su gibi program yapacağız. Volkan Konak bir kot, bir gömlekle sahneye çıktı. Ancak şarkılarıyla Kıbrıslılara unutulmaz bir gece yaşattı. Müzik
Volkan Konak hem albümlerinden hem de seslendirmekten büyük keyif aldığı şarkılardan oluşan repertuarla 3 saati aşkın bir süre sahnede kaldı. Bir sanatçının sahne öncesi psikolojisi nasıl olur sorusunun canlı yanıtı için Zinet Salih'in kulisindeyiz. Şikayetlerim var dedim. Onlar da çekiyorlar. Çok sıcak. Bir de şikayet oldu. Harbiden çok sıcak. Kulis küçük. İşte. Çok şıksın efendim, beyaz boğa. İçerisi nasıl, güzel mi? Şimdi gelirim ya. Ha canım benim, gelirim de. Bir tane boş sandalye görürsem inerim. Olur ama gelmiyorlar madem. Gelmiyorlar mı? Biraz stresli, biraz heyecanlı Zinet Salih. İki tane kıyafet giyeceğim. Bir tanesi de buz mavi. Karar veremedik. Önce bir beyaz çıkalım dedik. Beyaz beyaz başlayalım, tertemiz başlayalım dedik. Hayranlarının karşısına en iyi şekilde çıkmak için son hazırlıklarını da tamamladı. Kolunu düşüp kırmıştı geçtiğimiz ay. Alçısının yerine seyyar bir destek aparatı var artık. Kolluğumu çıkaracağım ama. Bir ay oldu. Bir aydır alçı vardı, düştüm. Sağlık her şeyin başı. Allah hiç kimsemizi elden ayaktan etmesin. Kaybedince anlıyoruz değerleri. Aman efendim, değerleri kaybetmeden zamanında kıymetini anlayalım. Sonra tırım tırım tırmalamayalım. Magazin 8'i seviyoruz tabii ki. Ve yeni haberler, yeni gelişmeleri de paylaşmayı da seviyorum. İnşallah bayram sonrası Ozan Doğulu'yla çok güzel bir şarkı hazırladık. Kolundaki kırık kaynamış. İşler yerinde. Sağlık da yerinde olursa başka isteğim yok diyor Zinet Salih. Gördüğünüz gibi bir düşüyorsunuz, kol kırılıyor. Belki başım vursa belki 4 hafta ölü olacaktım. Birazdan sıra sahne vaktinde. Aa, kuliste misafirler de var galiba. Halasıyım, kardeşimin. Da arkadaşımın yani çok sevdiğim akrabam gibi, aile gibi. Zinet halaları çocuklara bol bol harçlık dağıtmış. Öp halacım elimi. Kırık elimi Allah'ım yar. Deniz, öp bakayım elimi. Ha, oh. Ne kadar yaşlı kaldınız? Ben 400. Kuliste yeğenler. Salonda da bakın en ön masada kim var? Servet Safter, Zinet Salih'in annesi. Kızınızı ilk kez mi sahnede izleyeceksiniz? Yok, her zaman gelirim. İzliyor musunuz sürekli sahnede? Beğeniyor musunuz kızınızın sahnesini? Tabii ki. Zinet Salih'in babası Salih Safter ise çok şakacı biri. Kızınızı izliyor musunuz efendim sürekli sahnelerde? Nasıl, beğeniyor musun sahnesini efendim? Yok ya, hiç beğenmiyorum. Vallahi. Bambaşka bir şey oluyor orada. Zinet'e sahnede dansçıları da eşlik etti. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olan Kıbrıs'ta pop müziğin efsane ismi Nilüfer de sahnedeydi. Nilüfer açık dalgalı saçları, kuğular misali süzüldüğü beyaz elbisesi, takıları, makyajıyla ve tabii ki eşsiz sesiyle Kıbrıslı tatilcileri büyüledi. Kim geldi ki seninle bir gün ayrılacağız? Nilüfer'in nostaljik repertuarı özellikle orta yaş izleyicisini duygulandırdı. Hani sen hep...